O da buradan muhteşem bir sabah diliyorum sizlere efendim. Yayınımıza hoş geldiniz. Operatör Doktor Onur Kulaksızoğlu bizimle birlikte. E, bunu belirtmemişim. Bana birazcık kızdılar sosyal medyada. İlk 5 dakika programımızda her gün Operatör Doktor Onur Kulaksızoğlu anlatacak. Evet maalesef bana katlanacaksınız. Estağfurullah <laughs> tabi e, az olduğunu söylüyorlar. 5 dakika, dakika. ya yani öyle süreç öyle yapacak bir şey. Ben tayin etmedim bunu. Ama <laughs> siz sorularınızı sorduğunuz <laughs> sürece ben sosyal medyadan da sizleri cevaplandırıyorum. Hem çok özellikli konuları da sizlerden kopya çekiyorum, getiriyorum, burada anlatmaya çalışıyorum. Mesela dün Nasip Hanım dedi ki, e, ya ameliyat olmazlarsa? Yani bel fıtığım var, boyun fıtığım var, ameliyat olmayacağım, istemiyorum, korkuyorum diyenleri neler bekliyor? Evet. İsterseniz biraz bunlardan konuşalım. Lütfen. Şimdi e, çok önemli bir nokta var. Sinir sistemi e, harabiyete maruz kalırsa, yani hasarlanırsa efendim bir daha iyileşme şansı çok 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 az. O yüzden bizim şu andaki tek görüşümüz bilim insanları olarak sizin o omuriliğinize baskı varsa, tehdit varsa ve problem yaratmaya başladıysa onu alıp çıkartmak. Bu ne demektir? Şimdi bel fıtığından bahsedelim. Yarın da boyun fıtığından bahsederiz ama bel fıtığı için şunu söylüyorum. Olmazsa olmaz kural. Bizim kitaplarımızda yazdığı kadar tecrübelerle sabitlenmiş bazı belirtiler vardır. Bu nörolojik hasar başladıysa. Efendim sizin bel fıtığınız var, bel ağrınız var, bacağı yayıldı ve bacağı yayıldıktan sonra bacağınızda çekmeler başladı. E bir de Ayakta düşme başladıysa yani düşük ayak diyoruz veya dizinizi kitleyemiyorsunuz aşağıya doğru artık gücünüzü veremiyorsunuz, ayakta durmakta zorlanıyorsanız evet bu artık ameliyatlık sınırdadır. İdrar kaçırma, erkeklik fonksiyon bozukluğu dediğimiz belden aşağı hislerin tamamen sanki yarı kesilmiş, belden aşağı hiçbir şey hissetmezmiş gibi olma durumu da aciliyet içeriyor. Hmm. Ne kadar önemli değil mi? Yani düşünsenize bir bel fıtığı deyip geçmeyin sadece... Ben ağrı ile yaşarım demek değil. Ağrı kesici alırsınız, o ağrı ile yaşamazsınız ama Bu çok o sinir olmuştu. ölürse, <laughs> o sinir ortadan kalkarsa, harabiyetle maruz kalırsanız geri dönüşü mümkün olmayan bir hasarla karşı karşıyasınız. Bunu istemeyiz. İşte bizim için acil ameliyat gerektiren durumlardan biri de budur. Acil ameliyat gerektiren durum. Peki ben acil değil, yani tatlı tatlı gideyim, zamanımı seçeyim. İşlerimi güçlerimi ayarlayayım dediğiniz durumlar nelerdir? O da 3 ay boyunca sürekli ağrı çekiyorsanız ve bu ağrıyla e, başa çıkmak için bütün tedavileri yaptıysanız, destekleyici tedavileri uyguladıysanız buna nedir? Ağrı kesici, işte kas gevşetici veya bazı efendim fizik tedavi, manipülasyon, akupuntur, ozon her türlü tedavi denediniz ve siz bu ağrıyla başa çıkamıyorsunuz ve hayat konforunuz elden gitti. İşte o zaman da ameliyat. Ha, bunun ameliyat zamanını siz belirleyebilirsiniz. Ta ki akut bir kayıp olmadan yani işte düşük ayak gibi, kuvvet kaybı gibi, yere düşme gibi, çekme gibi veya idrar kaçırma gibi, erkeklik fonksiyon bozukluğu gibi. Bunlar o kadar önemli ki geri dönüşü mümkün olmayan bir hasara doğru yol alıyorsunuz demektir. Bu yolculuk artık sizin için yanlış bir yolculuk. Daha doğru bir yol bilim insanlarıyla gideceğiniz yollardır. O da beyin omurilik ve sinir cerrahisi uzmanlarıyla yapacağınız mutlaka muayene alışverişi. Ondan sonrasında da be, en kısa sürede mikro cerrahi için planlamadır. Bugün çok hızlı anlattım. Tekrar tekrar söylüyorum ama lütfen ameliyat olmayacağım dediğinizde evet. kendinizi de alternatif denilen ki ben asla alternatif tıbbın olmaz diyorum. Eee destekleyici tıp da olabilir ama kendinizi bilim insanı dışında olan insanlara emanet etmeyiniz. Çünkü belini çektirerek gelip felç olan, belini çektirmek dışında o bir sürü manipülasyon denilerek bel kaymasına maruz kalan, belden aşağı felç olan çok insan gördüm. Senede 500-600 ameliyat yapıyorum. Allah'a şükürler olsun. Ameliyattan sonra yaşayacağınız en kötü şey bu işin tekrarlaması olabilir veya bu işte bel kayması olabilir veya enfeksiyon olabilir. O da yüzde birlerde yüzde ikilerdedir. Ama yüzde 98-99 iyi olabileceğiniz, sağlıklı hayatınıza devam edebileceğiniz bir mikro cerrahi sistemi varken belinizi hiçbir bilimsel dayanağı olmayan, belinizi böyle ırgatlarla çeken veya ceraskala sizi asıp belinizi silkeleyen insanlara güvenmeniz, omurganızı onlara emanet etmeniz inanılır gibi değil. O yüzden her zaman olduğu gibi o da burada da suratım düştü. Var <laughs> mı böyle insanlar Çok fazla diye vardı. endişe Çok ettim şuan var. ama neden neden yani? Evet, e, beyaz tv ekranlarında o da burada programında gerçekten gerçek bilimsel bilgileri almak üzeresiniz. E, o yüzden bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayın. Ben ısrarla söylediğim tek bir şey var. Bilim insanından gelecek olan size e, bir tedavi şeklini araştırabilirsiniz arama motorlarından bilimsel makaleleri döşeyebilirsiniz. Hepsini okuyabilirsiniz. Ama bir caraskala asılmış efendim bir sanayinin odasında size belinize iki tane ip bağlayarak çeken insanların herhangi bir yerinde e, efendim şeyini bulamazsınız. Yani bilimsel bir, bir dayanağı yoktur. Ve size olacağı da onların hiçbir tıbbi ve hiçbir adli sorumluluğu olmadığını da söyleyeyim. Mutlaka ve mutlaka geç kalmayın. Ameliyattan korku ile sizin kendinize yapacağınız hata başkasının size yapacağından daha büyük. O yüzden korkularınızı biraz aslında kenara atıp bilim insanlarıyla ee, birebir ilişkiye girin diyoruz. Bilim ve ilimin çerçevesinde programımız başlamış bulunmakta. Tekrar hoş geldiniz. Hadi bakalım biz konulara geçiyoruz. Bize. Evet hocam. <laughs> Ve efendim programımızın bu bölümünde diş hekimi konuğumuz bizimle birlikte olacak. Bence güzel bir gülüş her şeyin sırrı olabilir. İşte bunu konuşacağız. Gamze Erbay Cindi bizimle birlikte. Niye güzel gülüş diyorum. ben gülmeyi çok seviyorum. Evet ya gülmek <laughs> gerçekten çok değişik bir şey ama bir de gülemeyenler var. Ya, ne yapacağız evet. onlara? Onları biz güldürüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ki gülmek gerçekten sosyal hayat açısından çok önemli bir şey. İnsanlarla ilk tanıştığınız zaman yüzünüzün en güzel sözü gülüşünüz kesinlikle. E, fakat etrafımızda illaki vardır şu an gözümüzün önüne getirirsek gülerken ağzını kapatan insanlar e, bu bir özgüven eksikliği oluşturuyor insanlarda kendi gülüşünü beğenmediği için e, karşısındaki insanın da bundan hoşlanmadığını düşünüyor ve saklamaya çalışıyor saklamaya bir şekilde çalışıyor, e, biz bu tarz tabii ki bu ne oluyor psikiyatrik bir e, problem haline geliyor bir noktadan sonra hastanın psikolojisi etkili, etkileniyor bundan olumsuz bir şekilde biz burada hastalarımızın e, psikolojisini düzeltmek adına e, tedaviler uyguluyoruz. Güzel bir gülüş dizaynı evet, hazırlıyoruz. Aslında çok e, güzel. Eli bıçaklı e, psikiyatristler diyorum ben e, plastik cerrahlar <laughs> için. Siz de bir nevi plastik orada bir e, uygulama yapıyorsunuz. Kesinlikle. Aslında e, şöyle son zamanlarda gördüğümüz kadarıyla hastalarımız gülüşünden mutlu olmayan hastalar diş kaynaklı aslında problemleri ama dudak dolguları çok tercih ediyorlar. Hmm. Onu bir miktar kapattığını düşünüyorlar vesaire. Ama bu aslında kökten bir çözüm olmuyor dişin Olay aynı kesinlikle. duruyor. Kesinlikle evet. hani gülümseme sonuçta dişlerin dizaynı ile alakalı bir durum. Biz güzel bir gülümsemeyi şu şekilde tarif ediyoruz. Gülümsediğiniz zaman birinci büyük azı dişleriniz üst birinci büyük azı dişlerinin yarısına kadar Dudağın güzelce çerçevelediği bir gülüş bizim Şimdi arzu ettiğimiz şey. Şimdi herkes bakıyor. Yani. <laughs> Ağzını dişlerine getirerek. Evet, üst evet. dişlerin özellikle görünmesini istiyoruz. Bize hastalarımız müracaat ediyorlar. Diyorlar ki ben gülüşümden mutlu değilim. Hı. Ne yapabiliriz? Ee, tabii ki burada artık gelişen e, teknolojik e, ilerlemeler de çok işimizi kolaylaştırıyor. Hı hı hı. Hı hı. Öncelikle hastamızı bir radyografik incelemeden geçiriyoruz. Sonrasında koltuğa oturttuğumuzda ...üç boyutlu dijital tarayıcılar kullanarak bir tarama işlemi yapıyoruz. Hı hı. Hasta bu şekilde ağzını üç boyutlu bir şekilde ekranda görmüş oluyor. Hasta bu noktada planlamayı beraber yapmaya başlayabiliyoruz. Hı. Hastanın şikayeti ne? Neden e, gülümseyemiyor. Mesela hı. hasta diyor ki ben önceden gülümsediğimde üst dişlerim daha çok görünürdü... ...şimdi alt dişlerim daha çok görünüyor. Bu neden oluyor? E, i̇lerleyen yaşla beraber bir takım aşınmalar olmuş olabiliyor. Ya da hasta dişlerini biraz fazla sıkıyor ya da gıcırdatıyor hı hı. olabiliyor... E, diş ya, günümüzün, çağımızın daha. hastalığı da bir de o oh ya gerçekten evet, bu inanılmaz. Evet, Bütün stresimizi o dişimizden çıkartıyoruz sabaha kadar. Kesinlikle bu noktada e, biz hastaya e, problemin ne olduğunu önce anlatıyoruz. Diyoruz ki tamam sizin gülüşünüz değişmiş ama şu nedenlerden hmm. ötürü sonrasında da ne yapabileceğimiz kısmına geçiyoruz. Evet. İşte bazı estetik uygulamalar, lamineler olabilir. Hemen araya giriyorum. Evet. Şimdi ben çok merak ediyorum benim dişim biraz daha büyük olsun dediğimde. Ben beni görebilecek miyim? Evet görebiliyorsunuz. Ciddi mi? O bahsettiğim tarayıcı aslında çok şahane işte. Bu yöntemi mi? bayılıyorum. Kesinlikle. Şimdi e, ekran üzerinde biz taradıktan sonra bu sistem e, bazı modüllerle izin veriyor zaten diş boyları üzerinde hmm. oynamamıza. Mesela biz ekran üzerinde size gösterebiliyoruz. Şu dişinizi biraz daha e, işte oval formlarda işleyebiliriz. Daha keskin e, formlarda olabilir. Çünkü e, dişlerin de bir dilim var aslında. Yüz yani, yüze bir şimdi? karakter katıyor dişler. Diş Kesin. dizilimi. birçok şeyde de yani e, doktor arkadaşımın serzenişi şudur. Bir fotoğraf getirirler diyor. Ben buna benzemek istiyorum. Evet, evet. Ha, evet, Sizde de var mı? <laughs> evet kesinlikle var. Ee, şimdi biz gülüş dizaynını dediğim gibi hastanın yüz şekli cinsiyeti e, hmm. yani surattaki hmm. altın oran e, vesaire bunlar e, Dikkat dikkate alınarak Tabii. bir dizayn elde ediliyor. Hı hı. Bir de hastanın beklentisine mesela kimi hasta ön iki dişine daha uzun olmasını ister. Bu hastaya biraz daha sempatik bir görünüm katar. Kimi hasta köpek dişlerini daha sivri yaparak o hastada daha sportif bir görünüm oluşturabilirsiniz. Ya da diş boylarını daha birbirine yakınlaştırarak daha entelektüel hmm. bir görünüm sağlayabilirsiniz. Wow. Yani hani bunlar tabii ki hastanın biraz yaşam tarzına, karakterine, beklentisine göre de değişen dizaynlar. Biz bunları ekran üzerinde hastaya gösterebiliyoruz. Eğer hastamızı tatmin etmezse ekran üzerindeki görüntü hani tamam orada görüyorum da bakalım burada nasıl duracak şeklinde. Laboratuvarımızda yine paslaşarak o... Taradığımız e, ekran görüntüsünü e, dijital ortam üzerinde laboratuvarımıza aktarıyoruz. Ve onlar bize bir çalışma yolluyorlar. Biz hastanın ağzına dişlerine hiçbir işlem yapmadan bu çalışmayı tatbik ediyoruz. Ama tabii ki normalde kullanacağımız materyallerden daha basit materyallerle yapılan bir... E, sadece görmesi, algılama Aynen saçısına. kesinlikle. Yani mesela hmm. diş boyları ya da dizilim. Mesela hastanın dişleri çok aralıklı. Hep öyleymiş yani hep böyle bir aralık varmış. Hasta dişlerinin bitişik olmasını, daha uzun olmasını istiyor ama bunu çok hayalde edemiyor. Ekrandaki görüntü de hastamızı tatmin etmiyor. Şimdi onları söküp yenisini mi takıyor? <laughs> ne yapıyorsunuz peki? İşte o mock-up çalışmasını, laboratuvardan gelen Hı. çalışmayı hastaya tatbik ediyoruz. Hasta tabii ki görüntü genel olarak çok tatmin ediyor. Mutlu hmm. ediyor hastamızı. Ve bunun üzerine doğru olan ne oldu? Yani tabii evet. ki o tasarım yapılıyorlar batarya <laughs> aşamasında <gülüyor> da. Bunun üzerinden hastanın varsa e, ekstra bir isteği. Ya tamam bu çok güzel ama ben biraz daha şurası şöyle olsun istiyorum falan <laughs> gibi. Final aşamasında yani gerçekten o materyalin uygulanacağı aşamada e, hastanın istekleri göz önünde bulundurularak e, işlem sonuçlandırılıyor. Genel olarak hastalarımız e, yani estetik bir beklenti olduğu için Tabii. E, estetik provalar çok önemli. Bir şey söyleyeceğim. Estetiği insanlar kendi için yaptırdığı kadar da sevdikleri insanlar için evet. de yaptırıyor. Şimdi e, ben çok insan biliyorum ben kendimi çok beğendim ama eve gittim şöyle tepki aldım. Arkadaşım beni gördü şöyle tepki verdi evet, denilen çok hikaye var. Şimdi evet. bu hikayeler size mutlaka ulaşıyordur. Ne yapıyorsunuz? Mesela dişte kalıcı bir şey yapmadan önce git bir bak eşin dostun görsün deme şansınız e var mı? açıkçası şöyle ben genel olarak estetik provalara gözüne güvendikleri bir yakınlarıyla gelmelerini Aa, tavsiye ediyorum doğru. hastalarım. Doğru. Çok ee, Bunu olayın başından itibaren hep söylüyorum. Hani muhakkak yanınızda birisi olsun vesaire gibi. E, provalar aşamasında görüntü alabiliyor hastalar. E, yani gönderi, a e, yani ben... ama şöyle bir şey var. Hani özellikle lamine tarzı e, çalışmaları yapıştırdıktan sonra sökmemiz, yani istesek sökeriz tabii ki. Ama biraz daha travmatik işlemler. O yüzden e, hasta tamamen mutabık olduğu noktada, kesinlikle. Evet. Hani hastamız e, tamam ben bunları çok beğendim. Hmm. Benim olması gereken dişlerim bunlar. Dediği noktada biz onları Ay, yapıştırıyoruz. Bu çok beğeniyorum ben. ben de var. Sevdiğim şey meline vallahi. Onun için, o da iyi bir şey yani e, gerçekten de hani düşmesi de demek ki çok zor. Evet. Buradan onu anlıyorum. Biraz anlatsanız da, lamine nasıl bir şey? E, lemine şimdi dişlerde minimal işlem Hı -hı. olarak e, uygulanarak yapılan e, uygulamalar. E, Hı -hı. Bazı durumlarda hiç yani hiç Hı -hı. işlem gerektirmeye de biliyor. Yani yaprak porselen diyoruz aslında. İnce çok ince estetik materyaller. Bunları dişin üzerine özel yapıştırıcılarla tatbik ediyoruz ve bu şekilde hastamız rahat bir şekilde kullanabiliyor. Bazı durumlarda lamine değil de estetik kaplamalar tercih edebiliyoruz. Daha önce hastaya mesela kaplama yapılmış, dişleri küçültülmüş ama hasta estetiğinden mutlu değil. Ya o ee... diş küçültme olayını ben hiç anlamıyorum. Yani şimdi estetik için eskiden porselen yaptırılırdı ya evet. eski çağlarda hmm. diyorum. Çünkü <laughs> eski çağ demekte de 10 yıl bile sizde bayağı bir çağ atlamış hmm. oluyorsunuz. Hmm. Ee, o dişler Sağlıklı dişler. Hı -hı. Küçültülüyor ve üstüne kapak yerleştiriliyor. Porselen dişin var. Yani e, yazık, güzelim diş gidiyordu değil mi? Şimdi bu de böyle bir şey yok ama. Laminede e, çok daha az e, aşındırma yapılıyor Hı -hı. diş yüzeyinden. O da yapışsın diye. Evet, tutuculuk sağlayabilmek adına. E, bazı durumlarda eğer ön bölgelerde çok fazla restorasyon varsa o durumlarda yine estetik kaplamalar tercih ediliyor ama klasik kaplamalara göre çok fazla madde kaldırılmasına hmm. gerek kalmıyor ya da materyal uyumu, diş eti uyumu çok daha iyi eski kullandığımız metal üstü porselenlere göre vesaire. Bu noktada estetik kaplamalar işte Emax'ler, zirkonyumlar. Zirkonyum değil mi? Çok, çok güzel. Var. Evet Onlar çok daha hoş sonuçlar veriyor hem hasta açısından hem de biyolojik uyum açısından bizim açımızdan. Hmm. severek yaptığımız materyaller genel olarak. Bu laminelerle ilgili sende de var aslında. Hmm. Cevabı sen de çok rahat verebilirsin. Hemen ya bakayım. böyle <laughs> rahat bir şeyleri yeme, içme. Işte Her şey elma, şey ben size hiç, hiçbir şey yok. <laughs> Valla. direkt şey. cevabı <laughs> <mesela gülüyor> kullanıcıdan alabilirim. Çerezciyimdir ben çok çerez yerim. İyice şey, o çerez değil ki? <laughs> yani uygun yapılmış e, tamam tam olarak yerine oturmuş bir laminede. Ee, öyle bir sıkıntı şey, yaşamaz bir rahat <laughs> unutuyorum Yok, o kadar değil onları falan. yapmıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> ya ben diş hekimlerinin sevmediği hasta grubundayım çünkü çok düzenli dişime bakıyorum hiç çürüm yok ama bir tane dolgum oldu. Hı. <laughs> ee, neden diş hekimleri sevmiyor diyeceğim yanlış bir ifade olmasın ama hani çok sık kontrole giderim. Çok sık diş Aslında de bizim istediğimizde bu hastalarımız sık kontrole gelsin istiyoruz. Özellikle işlem yaptığımız hastalarımız mesela estetik bir ya gülüş dizaynı yani yapmışız. Yani beyazlatalım der mesela arkadaşlarım asla doğal rengi bu asla falan derim aşındırma istemem. Ama bir tane dolgu benim... O bilmiyorum. neden biliyor musunuz? Erkek olmakla ilgili. Bakın öyle kadınlara mi? tabii. Sizin Bence biraz da bir şeyle alakalı <gülüyor> hani... <gülüyor> Biz seviyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şu an kullandığımız mesela beyazlatma üzerinden örnek verdiniz. Beyazlatma ajanları aslında aynı zamanda dişin onarımını da sağlayan şeyler ihtiva ediyorlar. Hani önceden beyazlatma ajanlarının hmm. dişi aşındırdığı hmm. ya da işte mini yapısına zarar verdiği düşünülürken... Evet şimdi, öyle düşünülüyor. E... Rum Son düşünün. zamanlarda çıkan <laughs> beyazlatıcı ajanlar, tabii şu an piyasada kullanılan bütün ajanlardan bahsetmiyorum. Bazıları aynı zamanda beyazlatma yaparken diş minesini onar, onarıyor da. Onarıyor. Ben bir Amerika'da New York Üniversitesi'nde eğitim görürken, orada spinal cerrahi eğitimi görürken, e, markette böyle ağızlıklı <laughs> evet. diş beyazlatma bir şey vardı. İşte takıyorsun üstünde yazı takıyorsun sabaha kadar. Hı <laughs> İnanır mısınız ben üç gün bütün dişlerim döküldü zannettim. Çok ben hayatımda böyle olmadı. bir şey yaşamadım beyazlatmak da ben bir daha dişime o yüzden belki Hocam, korkudan. Hocam ondan bence sizinki siz de niye yani. hekime gitmediniz mi? İşte, i̇şte o tarz böyle. <laughs> e... Laf aramızda Amerika'da çok pahalı. Ee, yani <laughs> diş hekimleri <laughs> çok pahalı. Ettim Neyse. O yüzden e, yurt dışından çok fazla hastamız Değil geliyor mi? çok evet. tercih ediyorlar. İşte. Zaten çok, sağlık turizmi genel Türk olarak. Türk diş hekimleri çok iyiler. Ben söyleyeyim yani, yani hani yurt dışı programları da yapan biri niversite. olarak hmm. inanılmaz hiç mukayese kabul etmez ve 5 katı kadar fiyatlılar hmm. ve yani bizimkilerin hani sizin yaptığınızın binde birini yapamıyorlar. Hiç Gerçi mi? onların bir gözü yok yani şimdi Avrupa'ya Avrupa'da bunu söylemekte de ne kadar oldu ama bir de implant orada hiç neredeyse yani başka biri yapıyor ona git deniyor 5 ay sürüyor bir daha geldiği zaman boş kalıyor mesela biz siz, siz boş gönderiyor musunuz mesela implant. İmplanta geçmiş oldum pardon bir anda. E, şimdi implant yaptığımız hastalara e, anında yükleme yaparak e, yollayabiliyoruz. İşte. Özellikle yurt dışı hastalarımız evet, hani gidip tamam gelme ettim. sıkıntısı olan hastalarla. Bir dakika hastalarda. anında yükleme lafını bir açalım. Ben anlamadım açalım. şu an. E, şöyle implantı yerleştirdik. İmplantı çene kemiği içerisine titanyum şey içinin aynen titanyum bir vida yerleştirdik. Evet. O vidanın üzerine E tabii burada bazı faktörler de önemli. Şimdi e, o implantın yerleştirildiği kemik dokusunun yoğunluğu hmm. oradaki e, primer stabilite dediğimiz e, ilk implantın yerleştirilmesi esnasındaki Sert, kuvvet e, bunlar hepsi faktör. Hmm. Bunun bunlar baz alınarak hastanın genel sağlık durumu. E, hastanın bizde olan kooperasyonu. Aslıbeyciğim sana bana bir şey olmaz yani. Bizim tenemiz <laughs> kuvvetli ya. Rahat. Bu <laughs> tarz durumlarda... Var, hiç öyle demeyin. Vallahi. Ben de implant da var. Onu da anlatabilirim. Maşallah <laughs> sizde de. Böyle de, de her şey var. Ben dişlerime hiç iyi bakmamışım. Yani. Yok her zaman iyi bakmakla kaynaklı olmuyor yani hani evet, bunlar. Yani. Evet. Ee, evet. Çok çok multifaktöriyel bir şey. Diş kaybetme vesaire. O yüzden kendinizi kötü hissetmeyin. Bu arada izleyicilerimiz o Hepsi yani. implant nasıl yapılıyor görüyorlar yani. Hepsini yaptırım implantı. Hiç ne olacak ya? Bir haftada bitiyor. Hiçbir şey olmaz. Ay, evet. Yani sanki burada bir yiv açan Kesinlikle e, onu kullanıyor musunuz? Kullanıyoruz. Hmm. Hocam duymuyoruz ki biz. Kullansalar ne olur? Yani diş yani bir şey implant değil <laughs> uygulaması aslında aynen öyle. Yani bizim evet. diğer yaptığımız birçok işleme göre çok basit bir uygulama. Çünkü Fata, sinir yok orada. Aynen, aynen. Öncesinde bir planlama yapıyoruz. Biz bütün anatomik oluşumlardan uzak duruyoruz. Hmm. Ona göre belli bir hmm. boy belirliyoruz, belli bir çap belirliyoruz. Buna göre bir çalışma yapılıyor. E, atıyorum bir 20 yaş diş çekimi çok daha komplike bir operasyon aslında. Hastalarımız hani implanttan çok korkuyorlar ama diş hekimliğinde bizim yaptığımız farklı e, işlemlere göre çok daha basit bir uygulama implant uygulaması. O yüzden evet çok da korkacak bir şey yok. Çok iyi. E, dediğim gibi yani? özellikle yurt dışından gelen hastalarımıza implantın uygulanmasının hemen ardından... E, dişli bir şekilde yollayabiliyoruz belli, belli faktörleri sağladığı noktada. Evet evet ama böyle damak gibi bir şey yapıyor. Ben çok gördüm yani benimki öyle değil mi? De. En kötü öyle bir şey yapılıyor. Yani Siz eğer implantın mı? üzerine, <gülüyor> yakındır, <gülüyor> implantın <gülüyor> üzerine güvenip de bir şey koyamasak bile Hı -hı. E, kesinlikle hastanın o bölgesi boş kalmayacak şekilde bir e, çalışma yapılıyor. Hı -hı. Onu tatbik ediyoruz. Orası ee, iyileşene kadar, Aynen Belki orası iyileşene kadar. kadar birkaç ee, ay geçiyor çünkü. Hastamızı evet. idare etmiş oluyor yaptığımız çalışma. Ben şöyle söylüyorum. Diş hekimliği tabii ki Avrupa'da da dünyada Hı -hı. da belli bir oranda e, maliyetleri yüksek olduğu için artı Kesinlikle. gerçekten yapılanları, işçilikleri onlar bizimle çok kıyaslıyorlar. Gördükleri için akın akın buraya geliyorlar ama e, sanki kaç kere gelecekler? Biz bile bir diş temizliği için hani bir işte bugün bu şunu yaptık. Çok ha hassasiyetin arttı. E haftaya da şunu yapalım diyerek bizi hani böyle gönderiyorsunuz bir birik seansla yapıyoruz. E şimdi bir implant dediğinizde aylarca burada kalması lazım gibi düşündüm. Gerek yok. Kesinlikle yok. Aa. Zaten şimdi öncesinde hastalar genellikle yurt dışı hastaları planlı programlı bir şekilde geliyor. Gelmeden önce bize ya bir röntgen göndermiş oluyorlar ya bir fotoğraf paylaşmış oluyorlar bizimle. Elimizde bir data oluyor. Özellikle implant yapacaksak röntgen istiyoruz zaten. E ne yapacağımızı görüyoruz. Ekstra cerrahi bir operasyon gerekiyor mu? Sinüs kaldırma vesaire falan gibi. E, anatomik oluşumlar nasıl? E, çevre diş kökleri ne durumda? Çekilmesi gereken dişler hmm. var mı? Şimdi artık şunu da yapıyoruz. Mesela çekilmesi gereken dişler var hastanın ağzında. Aynı seans dişleri çekip implantları o bölgeye yerleştirebiliyoruz. İşte, e, bu tabii ki bir kolaylık sağlıyor hastaya. Bir kere teknolojiyi kullanmaya başladığımız anda bizde de aynı şekilde navigasyon kullanıyoruz falan. <laughs> e, yani sizde tomografi Ile almaya evet. başlayan ilk hekimleri çok eleştiriyorlardı hı, evet. aman canım tomografi mi çekilir iki tane implant için falan diyorlardı ama şimdi tomografisi almıyorsunuz tabii ki üç boyutlu teknoloji i̇şte. kesinlikle e, gerekiyor hı hı. Ee, ne kadar güzel. bahsettiğim o baştaki planlama safhası çok Değil önemli mi? E, hastayla bu noktada kesinlikle bir planlama yapıyoruz yurt dışı hastalarıyla ona göre bir takvim oluşturuyoruz artısı hı hı. eksisi işte olayın laboratuvar aşaması her şey koordine ediliyor Ondan sonra e, hastamız geldiğinde çok sürprize e, yer vermeyecek şekilde her şeyi hazırlamış oluyoruz genel olarak. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte olduğunuz ediyorum. için ve Zaten verdiğiniz değerli için. bilgiler için. Ne Az güzel. güzel. Az her şeyi öğrendik. Yeni bekliyoruz. Çok bu arada çok ben. konuşacağımız konu var daha. Diş ee, hekimi konuğumuz bizimle birlikteydi. Gamze Erbay Cinli bu dakikaları bizimle paylaştı. O da burada diyoruz ve devam ediyoruz. Ve efendim programımızın bu bölümünde çok güzel bir konu konuşacağız. Ee, anne ve baba olmak isteyenler ekran başına diyoruz. Çünkü bu dakikalarda Doktor Şenol Şensoy bizimle birlikte fitoterapi uzmanı. Şimdi biz hep böyle tüp bebekten konuşuyoruz işte e, doğumdan konuşuyoruz, COVID'den konuşuyoruz, sezeryen döneminde. Ama asıl konuşmamız gereken şey birazcık da fitoterapi. Şimdi ben bu fitoterapi yeni yeni öğreniyorum ya çok beni heyecanlandırıyor ve çok güzel geliyor. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi bakalım bugün... Aslında şu kısırlıkla ilgili konuşacağız. Yine söylüyorum tabii hani kadındadır erkektedir e, ama e, siz nasıl bakıyorsunuz bu olaylara? Çok arttı galiba değil mi günümüzde? Evet bütün Doğal hastalıkların nasıl evet, evet. E, artması söz konusuysa kısırlık da öyle. Hı hı. E, modern yaşamın getirdiği e, bir takım hı hı. dezavantajlar bazı kronik hastalıkların kısırlık gibi efendim toplum sağlığını ilgilendiren hastalıklarında da hı hı. artmasına sebep oluyor maalesef. Maalesef çok görüyor musunuz çevrenizde sıklıkla? Elbette ki mesela belki eski yıllarda erkek kısırlığından çok fazla bahsedilmezdi ama artık günümüzde kısırlıkların kadınlar kadar erkeklerin de sorunlu olduğu bir alan olduğu ortaya çıktı. Evet aslında baktığınızda böyle bir durum evet. var. Peki aslında birazcık bahsettiğiniz artması konusunda ama önlem alınabilir mi? Biz bir şeyler yapabilir miyiz bu? E, kısırlık çok kötü bir kelime ama başka da bir şey bulamıyorum söyleyecek. Biz infertil de diyoruz ona. Yani evet hani siz tıp doğunu diyorsunuz evet. ama biz halk arasında bayağı bildiğimiz kısırlık e, diyoruz. Kısırlık yani. yani artık çocuk sahibi olamıyorsak buna kısırlık diyoruz. Hı hı. E, başka bir şeyimizde yok terminolojimizde kullandığımız bir kelime de yok. E, i̇sterseniz önce fitoterapiden birkaç dakika Lütfen, bahsedelim. Lütfen fitoterapiyi anlatın sonra kadınlardaki etkisi erkeklerdeki etkisini ayrı ayrı konuşalım evet. olur mu? Evet tabii ki tabii ki. E, fitoterapi bizim binlerce yıldır kullandığımız geleneksel bir hı hı. yöntem e, ve bütün tedavilerin aslında merkezini ve menşeini oluşturuyor. Hı hı. gıdalar nasıl e, canlıların temel besin kaynağı ise fitoterapi de bu anlamda e, sağlık sektöründe e, hastalıkların tedavisinde aslında temel yaklaşımdır. E, bugün kullandığımız ilaçların hı hı. E, ciddi bir kısmını biz bitkilerden elde ediyoruz, hı. bitkisel kaynaklıdır. Ama nasıl elde ediyoruz? Bitkilerden bir Etken madde e, ürettiğimiz zaman işte falancı hastalıkta filancı etken madde efendim e, çok etkilidir. O etken madde hı hı. izole ediliyor. Daha sonra kimyasal üretime dönüşüyor ve bir e, e, günümüzün e, bütün dünyada uygulanan bir e, yaygın tekniği olarak e, sentetik bir muameli olarak önümüze geliyor. E, ama işin temeli tabii ki e, fitoterapi. Fitoterapinin e, bizim e, klasik farmakolojik tedavilerden farklı bir yanı var. Hı hı. Fitoterapide biz bitkilerin ...ekstreleri kullanıyoruz. Yani içinde Hı -hı. sadece o etken maddeyi kullanmıyoruz. O etken maddenin yanında e, bir sürü daha başka etken maddeler var. Onlardan da faydalanıyoruz. Hı -hı. E, bir bitkinin içinde belki yüzlerce binlerce etken madde var. Fakat e, efendim bu etken maddenin işte falancı hastalıkta onda Hı -hı. hakim olan etken madde neyse onu kullanıyoruz. Ama diğer etken maddelerde bakıyoruz. Ona yardımcı unsurlar olarak e, önümüze Hı -hı. geliyor. Çünkü kimyasal tedavide alamadığımız bazı daha doğrusu... Hı -hı. E, klasik tedavide alamadığımız bazı sonuçları fütür terapiden daha iyi aldığımızı görüyoruz. Şimdi aslında çok özür dilerim sözünüzü kestim ama hocam e, biz bu kadınlardaki yumurta olayı çok önemli biliyoruz. Hani bir tane yumurta mı olsun ama güzel olsun ve bunun için ne yapabilirim diye. Evet. Şimdi acaba e, etkileşim farklılaşıyor mu? Bunu merak ediyorum. Şimdi hani eee kadınlarda kullanılan maddelerle ya yani fitoterapi ile ilgili hı hı. söylüyorum. Madde dediğim zaman da aslında bunlar tabii ki bildiğimiz yani bitkiler. <laughs> Öyle madde deyince bir şey anlamayın. Şimdi biraz bu yumurtanın kalitesini arttırmakla ilgili yapılabilecek bir şeyler var mı? Yardımcı olabileceği bir şeyler var mı fitoterapi? Elbette ki. Ee, hı hı. biz halihazırda e, kısırlık tedavisinde, infertilite tedavisinde e, tıbbi bitkilerden etkin bir şekilde faydalanabiliyoruz. E, bazı e, tıbbi bitkilerin kadınların yumurtlamasından hı hı. hormon dengelerinin sağlanmasına hatta bazen işte prolaktin dediğimiz hı hı. E, süt hormonları evet, evet. çok aşırı artar. E, kimisi beyinden kaynaklanır, hı. kimisi başka faktörlerden kaynaklanabilir. Efendim onların dengelenmesinde veya polikistik over sendromu dediğimiz hı. E, hastalıklar yine kadınlarda erkeklik hormonlarının aşırı e, arttığı, salgılandığı bir e, hastalıktır. Onların dengelenmesinde yani her türlü e, hastalığın dengelenmesinde daha önceki programlarda da konuştuğumuz gibi hmm. çok yönlü etkisiyle birlikte fitoterapiden etkin bir şekilde faydalanmak mümkün. Kadınlarda hmm. e, sağlıklı olgun, efendim arzu edilen bir yumurta'nın oluşmasını engelleyen birçok faktör var. Hmm. Bakıyorsunuz bunların başında en önemlisi stres faktörü geliyor. Hmm. E, özellikle duygusal ve e, fiziksel stresler hmm. e, hem adet döngüsünün e, bozulmasında evet, hem de sağlıklı bununla birlikte hmm. o hormonal dengelerin bozulmasıyla birlikte. E, kaliteli bir yumurtanın ortaya çıkmasında e, olumsuz olarak e, etki ee. ettiğini görüyoruz. Aşırı kilolu kadınlarda yine aynı şekilde hmm. sağlıklı e, ve e, istenilen hmm. e, yumurtayı üretmekte zorlanıyoruz. Veya çok zayıf kadınlarda aynı şekilde bu problem ortaya hmm. çıkıyor. Hızlı kilo alma veya hızlı kilo verme de aynı şeyi e, sağlıyor. Yani hızlı bir şekilde işte Doğru. kısa zamanda iki, vücut ağırlığınızın %10-15'ini kaybederseniz veya kısa zamanda %10-15 gibi bir... E, Kilo alımı olursa bu dengeler bozuluyor. Dengelerin bozulduğu noktada da maalesef e, istediğimiz kaliteli yumurtayı üretemiyoruz ve e, hamile kalamıyoruz, çocuk sahibi olamıyoruz. Burada tabii şeyler de etkileniyor. Bizim adet döngümüz de etkileniyor. Evet. Adetlerin başka nedenlere dayanan döngüleri de e, bozulabilir. Hmm. Başka nedenlerden kaynaklanan döngüde bozulma da olabilir. Eğer adet düzenleri işte 35 günden fazla e, yüksek e, günlere hmm. çıkıyorsa veya 21 günden Hmm. Daha az seviyelere düşüyorsa, bunlar da maalesef çocuk sahibi olmakta çok e, e, etkili oluyor, doğru, etkili doğru, oluyor. Tabii. Yani kadının hem hormon dengelerinin düzenlenmesi, efendim hem bu e, dengeleri e, başka nedenlerden kaynaklanan sebeplerle ortadan kalkması, hmm. e, bir takım enfeksiyon hastalıkları da olabilir. Enfeksiyon hastalıkları hmm. gerçi ...artık kadın doğumcuların alanına giriyor. Biz fitoterapi olarak o alana çok fazla girmiyoruz. Ama... Siz aslında çok e, şeysiniz. Yani evet yapılması gereken her türlü tıbbi tedavi yapılsın. İşte, tüp bebekse tüp bebek ama... E, ...siz bir yandan da hani fitoterapinin etkileriyle de... ...yardımcı olarak insanlara aslında e, şifa dağıtmakla ilgili e, evet. bütün isteğiniz. Ben onu çok iyi anlıyorum. Evet. evet. Zaten tıbbi bitkiler aslında... E, Böyle baktığımız zaman olayın merkezine hmm. daha çok e, hedef alan e, bir şeyleri var, yönleri var. E, yani bizim e, çocuk sahibi olmamızın önündeki engel eğer e, organ fonksiyonlarındaki yetersiz hmm. yetersizlikse burada fitoterapiden çok etkin bir şekilde faydalanabiliyoruz. Ya da ben, belki mesela stresle de ilgili bir sürü bitki stresi azaltıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Değil mi? Belki evet. o dönemde e, tüketilen iyi bir şeydi bilerek yalnız bunu ben bunu evet. dedim diye de şimdi stresi azaltacağım diye kötü bir şeyler kullanmayın yani sakın çok Günlük korkuyorum. hayatımızda içtiğimiz bu bitki çayları da stresi çok önemli bir şekilde etkiliyor. Doğru, mesela doğru. bizim o nane, limon, ıhlamur bunlar da eğer düzenli içiyorsak bizim evet, stresimizi kontrol etmemize yardımcı olan ciddi unsurlar. Evet, mesela Yasemin'in e... Özellikle akşam içilmesi değil mi? Evet. Birazcık da şey uykuyu da düzenliyor. Şimdi Mel ben Melisa böyle, çayı falan gibi. Böyle kulaktan evet. dolma evet. benimkiler. Yani benim dediğimi sakın yapmayın. <laughs> Hocayı dinleyin tabii. Hani onu söyleyeyim de ben tamamen böyle... Şimdi bu Çay şeklinde böyle. tükettiğimiz bitkiler Hı -hı. E, ve günlük hayatımızda sıkça tükettiğimiz bitkileri tüketmekte bir sakınca yok. Bunların tamam. içindeki zaten e, etken maddelerin... Ee, şeyleri çok zayıftır. Ee, etki edici kuvvetleri zayıftır. Anladım. O yüzden çay olarak tüketebiliyoruz biz bunları. Anca, evet. evet. Yani aslında evet. bir iş şey yapacaksanız da doğru düzgün yapın evet. diyor hocam evet. Peki evet. E, şimdi biz kadınları sordum hep ben tabii kendi hemcislerime torpil geçtim ama bir de bir yandan da tabii e, sperm problemi yaşayan erkekler oluyor. Evet. E, onun için de yapılabilecek bir şeyler oluyor mu yardımcı olarak? Kes, kesinlikle. Hı hı. E, sperm hücresinin sayıları önemli. E, ona oligospermi diyoruz sayıların az olmasına hı 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 hı. veya hiç sperm hücresi bulunamayan e, bazen vakalarda oluyor. Onların oranı da az değil. Neredeyse yüzde bir oranında toplumda karşılaşıyoruz. Hı hı hı. Ee, çocuk sahibi olamayan bireylerin sayısı %15-20 civarında. Ailelerin sayısı evet. %15-20 civarında fazla. toplumda. Yani evet. Türkiye'de 1 milyonun üzerinde çocuk sahibi olma evet. problemi yaşayan aile var. Çok arttı evet. doğru. Ee, tıbbi tedavilerle elbette çok iyi sonuçlar alıyoruz evet. ama e, alamadığımız vakalar da oluyor. E, ben zamanında sizin gibi böyle çok şey programı da yaptım. Sağlık programı da yaptım. O Aa, sağlık siz programların... kendiniz mi yaptınız? Evet, evet. Süper. Orada bu çocuk üzerine de çok konuşmuştuk, Hı, e, hocaları çağırıyorduk. Orada e, hocalarımızın bazılarının bir şeyi vardı, söylemi vardı, İşte bir Allah faktörü diyordu. Yani biz her şeyi yapıyoruz, bakıyoruz evet, e, çocuk sahibi olmakta hiçbir engel yok, e, orada iş Allah'a kalıyor. Ama biz fitoterapiyle birlikte e, aslında Allah'ın o faktörünün, Allah faktörü dediğimiz sınırlar içinde... E, tıbbi tedavilerle sonuç alamadığımız e, vakalarda fitoterapiyle sonuç alma e, imkanına kavuştuğumuz durumlarda Yardımcı oluyor. Hani için oluyor? Çünkü Hı -hı. bitkilerin bazen hiç bilmediğimiz yönleriyle Hı -hı. E, mekanizmalarını izah edemediğimiz bir şekilde faydalı olduğunu görüyoruz. Bazen mesela kadınlar arasında böyle ben forumlarda okuyorum işte incir, dağ inciri. Evet. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Dağ evet. inciri ye. Bunun dağ da mı var, şey, normali Hı -hı. de mi var bilmiyorum ama. Hep böyle ben de hamile kalmaya çalıştığım dönemlerde böyle bakmıştım. Evet. Ee, mesela çok enteresandır. Hani bu da sizin alanınıza girer yani evet, aslında. Evet çok doğru. Değil çok mi? Doğru. E, onun için hanımlar böyle birbirlerine de söylüyorlar. Peki mesela varikosel diye bir e, sıkıntı var. Evet. E, şimdi mesela atıyorum. azospermide evet böyle bir şey yardımcı olabilir diyorsunuz. E, varikoselde olur mu? Ya da başka e, problemlerinde bazen de hani cinsel fonksiyon bozuklukları oluyor Hı -hı. insanlarda. Bunlarla ilgili tabi sabah yayınlarında çok konuşamıyoruz bunu söyleyeyim de ama hani bunlara da etki yardımcı olma etkisi var mı? Kesinlikle yani tıbbi bitkilerin her konuda olduğu gibi hem e, erkek fonksiyonlarında Hı -hı. hem e, daha doğrusu hem cinsel fonksiyonlarda hem de Hı -hı. çocuk sahibi olmakta oldukça etkililer. Hı -hı. E, sperm sayısının özellikle sperm sayısının arttırılmasında e, morfolojik bozukluklar dediğimiz o spermlerin Hı -hı. işte baş anomalisi, kuyruk anomalisi, kuyruk anomalisi Hı -hı. dediğimiz spermin yapısında bir takım bozukluklar olabiliyor. O morfolojik bozukların düzeltilmesinde e veya efendim e, bu hem sayıları hem morfolojisi ve spermin kalitesinin e, artmasında e, biz tıbbi bitkilerin çok etkili olduğunu görüyoruz. Mesela ben buradan keçi boynuzunu e, bir bitki olarak değil ama e, bir yardımcı beslenme unsuru olarak tavsiye edebilirim. Mesela keçi boynuzu e, bizim sperm hücrelerinin e, akrozin dediğimiz, akrozom dediğimiz baş kısmında akrozin ve hiyolindaz hi enzimleri bulunur. Ee, bu enzimleri aktive edici özelliklerinin olduğu ortaya konulmuş yapılan çalışmalarda ee, mesela onların aktivitesi konusunda biz belki dıştan yapacağımız testlerle birlikte Hı -hı. bir sonuç elde edemeyebiliriz Hı -hı. ama e, onların aktivitesini artırıcı özelliği var. Yani sperm görünüşte sayısı Hı -hı. normal, morfolojisi Hı -hı. normal, şekli normal e, ama çocuk sahibi olamıyor. Keçi boynuzu kullandığımız zaman bu insanların yardımcı çocuk sahibi olmasına etken. yardımcı etken Hı -hı. olarak Hı -hı. faydalanabiliyoruz. Ama tıbbi bitki olarak da sayısal e, şekil ve efendim anomali bozukluklarında e, tıbbi bitkilerden gerçekten e, belli bir süre kullandığımızda çok ciddi sonuçlar alıyoruz. E, sperm hücresinin e, bir döngüsü vardır. Yaklaşık 3 ay sürer bir sperm hücresinin döngüsü. Yani e, oluşumundan e, üretici hale gelinceye kadar çocuk sahibi olacak kabiliyete gelinceye kadar olan döngüsü 3 ay e, sürer. E, genellikle de tedavilerden 3 aylık dönemlerde Hı -hı. biz faydalanırız ve e, onların sonuçlarına ee, takip hmm, ederiz. Süre var. Evet, evet takip hmm. ederiz. Ee, mesela erkek kısırlığında e, çok ciddi sperm problemleri yoksa en az bir 6 ay e, tıbbi bitkilerden faydalanmak gerekir. K e, daha da uzayabilir. azospermi de bile e, tıbbi bitkilerden faydalanabiliyoruz. Azospermi hiç spermin olmaması demek. Spermi yoksa zaten çocuk sahibi olma şansımız hı. yoktur. Buna bile bugün, yardımcı olur mu? Kesinlikle. Musunuz? Bugün son teknolojiyle biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Tese dediğimiz işte hı hı. küçük testislerde sperm hücresi aranır bulunur. Ondan sonra Tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olunabilir. Yani yine tüp bebeğe ee, başvursunlar zaten. Bununla evet. ilgili bir şey yok. Ama tabii bazen bu testede olurlar. de bir sonuç alamıyoruz. Hı -hı. O zaman hiçbir şeyimiz kalmıyor, çaremiz Hı -hı. kalmıyor. Ama e, testislere baktığımızda organel e, organ fonksiyonları açısından görünüşte bir sıkıntısı yoksa, işte onun e, ultrasonuyla e, yapılan testleri sonucunda veya e, hücresel testleri sonucunda bir sıkıntısı yoksa ama sperm üretmiyor. E, tıbbi bitkilerin o afonksiyonel gibi görünen organın ...fonksiyonel olması konusunda etkinliğini biz görüyoruz. Peki şimdi tıp doktorunuz evet. siz bunu bir kez daha belirteyim. Son dakikalarına geliyoruz artık programın. Bugün anne ve baba olmak isteyenler için aslında fitoterapi ne kadar yardımcı olur konuştuk. Nerelerde nasıl yardımcı olur? Tabii ki siz tıp doktoru olduğunuz için sonuna kadar tıp ne diyorsa yapalım. Onun evet. yanında da yardımcı yöntemlerden Kesinlikle de fayda Hiçbir sağlayalım. sakıncası yok bu yöntemleri kullanmanın. Tam aksine ha, bizim... var mı? Aslında en çok sorması hmm. gereken şeymiş. Evet. Şimdi evet. anladım son söylediğinizden evet, evet. değil mi? Hiçbir sakıncası yok. Ee, eğer bilgili, bilinçli insanların elinde eğer yapılırsa bir problem çıkarmaz. Tam aksine normal tıbbi tedavilerimize, klasik yöntemlere de e, çok ciddi faydalar olacak bir yöntem olarak e, fitoterapiden faydalanmak gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyorum size. Doktor Şenol Şensoy bizimle birlikteydi. Bu dakikalarda fitoterapi uzmanı kendisi. Hocam... E, İlerleyen zamanlarda da sizi görmeyi çok isteriz. İnşallah. Konuşacağımız çok konu var. E bir de şöyle bir durum var. Biz ne konuşursak konuşalım bir daha konuşmamızı istiyorlar. Çünkü sizin konularınız gerçekten de böyle. Onun için bir kez daha davet edeceğiz İnşallah. sizi. Teşekkür ederim. E, o da burada ya her zaman bekliyoruz, söylüyoruz zaten yayınlarımızda. Ve efendim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Yine veda zamanı. Yine veda zamanı geldi hocam. Bu sefer değişiklik yapalım. Ben hiçbir şey söylemeyeyim. Buyurunuz efendim siz söyleyin. Aslında ben baştan başladım. <laughs> Çünkü o kadar doluyum ki program boyunca da o doluluğumu gideremedim. Ee, i̇nsanların kendini bilim ışığı altında aydınlatmasını istiyorum. Ve bu programlar sizlerin sayesinde devam edecek devam edecek ve sizlere o bilgileri aktaracak, aktardığı bilgiler ışığında aslında sizler ışığı alacaksınız. Bizler çünkü burada kendi bilgilerimizi içimizde mesela götürmeyeceğiz. Bir şekilde bir yerde bir kişiye ulaşmasını sağlayacağız. Siz bizi izlemeyen varsa onlara söyleyin yarın tekrar biz buradayız. Biz buradayız hoşça kalın. Hoşça kalın.